Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL 14 TL olacak mı? E, bunun teknik çalışmasını yapacağız. Biliyorsunuz e, piyasada e, birçok kirli haber gezmekte. Bu haberler içerisinde dolar 12 TL olacak, dolar 14 TL olacak e, şeklinde birçok video dolaşmakta. E, sizleri hem bu konuda bilgilendirmek hem de e, teknik açıdan böyle bir şeyin e, imkansız veya imkanlı olabileceğini e, bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi beni çok iyi dinleyin arkadaşlar dolar TL'de e, teknik açıdan 14 TL olması e, mümkün mü sizlerle birlikte e, bunu bulmaya çalışacağız e, kısadan başlayalım hemen arkadaşlar bizler için dolarda e, kritik alt seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte e, bunu incelemeye çalışalım Arkadaşlar dolar TL'de e, şimdilik bizim için e, beklememiz gereken e, kısada. Önce kısayla ile başlayalım. Kısada bizim için yükselişin devamı için beklememiz gereken yukarıdaki e, tren çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıdır. E, bunun için de bize gerekli olan seviye 687 seviyesi. Dolar TL 687 üzerinde 4 saatlik veya günlük bir kapanış yaparsa arkadaşlar kısa da dolar TL'de 6.98'e doğru bir hedef yaşanabilir arkadaşlar. Burası önemli. Burası kısa da beklentimiz olan bant aralığı yükselişin devamı için 6.87 6.98 üzerinde bir kapanış şart. Şimdi. Biliyorsunuz şurada bir ikili dip oluşumumuz mevcut. Bu ikili e, dibi de takipte kalıyoruz arkadaşlar. Buradaki ikili de, de gene aşağısı 668 seviyesinden geçiyor. Yukarıda 687 seviyesinde sıkışma bu alanda devam etmekte arkadaşlar. E, bu sıkışmanın yönüne göre de e, yukarıda bir 11 dolarlık bir e bant aralığımız mevcut. Bunun da biz e, teknik olarak yukarı yönlü kırılacağını düşünüyoruz. Buraya da bir 11 dolar eklediğimiz zaman e, gene bize arkadaşlar 6.98 seviyesini kısa da dolar TL'de hedef olarak vermekte. Evet burası kısa da dolar TL'deki e, gelebilir hedef noktamız 6.87. Şimdi arkadaşlar e, daha orta bazda çalışmamızı yapalım. Daha orta bazlı çalışmamızda e, orta bazdan kastım e, 3 1 ile 3 ay arasındaki zaman zarfından bahsediyorum arkadaşlar. Evet şimdi daha orta bazlı dolar TL kurunu incelediğimizde bizler için şurada bir 6.76 şurası destek arkadaşlar çalışacak destek 6.76'daki ana destek attığımız bu ana destek üzerinde Dolar e, TL Tutunmasına devam ettiği Vakit arkadaşlar Orta vadede Bizler için şuradan geçen 7.37 ilk hedef Noktası burası olur Yani bu 3 aylık zaman e, diliminden bahsediyorum arkadaşlar 3 ay içerisinde e, Tabi bunun hiçbir zaman bir kesinliği yoktur Ve 6.76 olmazsa olmaz Stop bölgesinin çalışması durumunda geçerlidir. Yani 6.76 altında Dolar TL'de bir kapanış olmaması şart. Burası çok önemli arkadaşlar. Ee, burada da e, 7.37 seviyesinde bir ana hedef bölgesi çalışabilir arkadaşlar. Orta bazlı e, takip eden arkadaşlar için. Burada da zaten kanalımızın üst tarafını görüyorsunuz. Kanalımızın üst tarafı e, 7 27 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. E, şimdi burada şöyle bir oluşum olursa da daha orta bazda arkadaşlar. Şurada bir çanak oluşumu. Bu çananda alt kısmı 6 68'den oluşan bir çanak ve yukarıda da e, 7 27 seviyesin, seviyesinden oluşan bir çanak. Buradaki fiyatlamada bize e, takribi 30-57 kuruşluk bir alan kazandırır arkadaşlar. E, ve bu da bize hedef noktası olarak 50 kuruş koysak e, 7.77, 7.87 Evet. Orta bazda da şuradaki çanak bir 787 hedefi olarak daha orta bazlı çalışması muhtemeldir Arkadaşlar bunu da Şuradaki oluşumun çanağa dönüşmesi şeklinde bulabileceğimiz bir rakam olarak düşünebiliriz yani orta bazda da 7 787 87 civarlarında bir hedefe ulaşabiliriz arkadaşlar Küresel ekonomilerdeki COVID-19'un etkisine bağlı olarak biliyorsunuz şirketleri kurtarma amaçlı birçok paket hazırlanmakta. Dünya merkez bankaları deli gibi para basmakta. Bu da ileriki zamanlarda arkadaşlar enflasyonist bir baskı ortamını getirebilir. Bu enflasyonist baskının etkisiyle altında ve dolarda daha uzun bazlı yukarı yönlü hareketler ee, hareketlerin derinleşmesine bağlı olarak. Bakın burası çok önemli. Ee, buradaki ekonomik hareketlerin ve enflasyonist baskının e, etkisine dayalı olarak Dolar TL'de şurada uzundaki aylıkta oluşan çanak çalışabilir. Bunun gene çanağın alt kısmı arkadaşlar e, 5-10'lardan geçmekte. Şuradaki 5-10 desteğini düşünecek olursak yukarıda da 7.20 seviyesini baz alacak olursak burada oluşmuş bir 2 liralık marj bulunmakta. Bu 2 liralık marjı da bunun üstüne çanağın üstüne ekleyecek olursak şuradaki çanağın üstüne ekleyecek olursak da arkadaşlar Bizim buradaki dolar TL'de maksimum e, bugün itibariyle gidebileceğimiz seviye 9.50 seviyesi olarak göze çarpmakta. Yani 14'lü seviyeler dolar TL'de e, şimdilik bir hayalden ibaret arkadaşlar. E, teknik olarak baktığımız zaman gidebileceğimiz en maksimum seviye e, bugün itibariyle 9.50 seviyesi olarak gözükmekte. E, bu mumlar... Aylık olarak çalıştığı için de arkadaşlar e, bunun çalışabilmesi için önce dolar TL'nin 727 üzerinde bir kapanış görmesi e, ve yukarıda 742 e, 8 872 e, dirençlerini yukarı yönlü kırması da şart. E, bu kırılımların gelmesiyle birlikte de dolar TL'de maksimum 950 seviyeleri görülebilir. Tabii bütün bunları bir e, şarta bağlayacak olursak da e, ekonomilerin hala gidişatının e, to bir toparlanma gösterememesi ve enflasyonist baskının gün gelerek e, ekonomiler üzerinde ağırlığını ve baskısını arttırması sonucu 9.50 seviyelerini Dolar-TL kurunda görebiliriz. Demek ki 14'lü seviyeler e, biraz atmasyondan ibaret olmakta e, ve bu rakamın yakın bir zamanda gelir, gelebilirliği teknik olarak da mevcut değil arkadaşlar. Yatırımlarınızı ona göre yapın. Benim de burada verdiklerim hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten sadece kısa, orta ve uzun vadede dolar tl kurunda gelebilecek yatırım fiyatlarını içermektedir. Sizler de buna göre yatırımlarınızı kısa ve uzun bazlı olarak hedefleyebilirsiniz. Benim dolarla ilgili söylemek istediklerim şimdilik bunlardan ibaret. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.